Biz tam olarak 25 Mart tarihi itibariyle bir yıl olmak üzere Sayın Öcalan'dan ve İmralı'da tutulan diğer müvekkillerimizden hiçbir şekilde haber alamıyoruz, bir temas kuramıyoruz. Hangi koşullarda tutulduklarını, nasıl bir muameleye maruz kaldıklarını bilemiyoruz. Bu konuda birçok bir yıllık zaman içerisinde, bu süre zarfında birçok başvurularımız, taleplerimiz söz konusu oldu. Bunu fırsat ve imkan oldukça yer yer kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu nedenle tekrara girmeyeyim ancak hukuk tekniğinin el verdiği ölçüde ulusal anlamda idari mercilerden tutalım yargı makamlarına kadar başvurularımız mevcut. Keza uluslararası anlamda AİHM'den beklemiş olduğumuz kararlar, SİPTİ'ye yapmış olduğumuz talepler var. Birleşmiş Milletler'in işkence ve insan haklarına dair özel raportörlerine, komisyonlarına dair başvurular söz konusu. Bu kadar yoğun bir başvuru olmasına rağmen bırakın müvekkillerimiz de Sayın Öcalan'la temas sağlayabilmeyi, onların yasal haklarını gerçekleştirmeyi, hangi koşulda tutulduklarına dair en ufak bir bilgi kırıntısına dahi ulaşamıyoruz. Yetkililer bu yönüyle bize bir bilgi vermekten de imtina ediyorlar. Her türlü bilgiyi saklıyorlar. Tarafımıza bu yönde böyle bir bilgi verilmiyor. Tabii bunun arkasında kirli bir politikanın yattığını biliyoruz. Bu politikanın kirli amaçları olduğunu biliyoruz. Buradan çıkarılması gereken öncelikli sonuç, en önemli husus şu olmalıdır ki söz konusu Sayın Öcalan olduğunda ve Sayın Öcalan şahsında Kürt halkı söz konusu olduğunda mevcut durum insan haklarına indirgenemez. Yani salt insan haklarına indirgenemez. Ciddi bir işkence durumu vardır. Bu inkar edilemez. Bunun hiçbir verili hukuk kriteri kabul etmez. Ancak bir de işkence boyutunu aşan toplumsal ve politik boyutu söz konusudur. Çünkü İmralı'da Sayın Öcalan şahsında temsiliyetini bulan değerler söz konusudur. Bir direniş vardır. Bu da temel olarak bir halkın özgürlük talebi, eşit haklar zemininde kolektif hak talebi, bunun yanı sıra bir ülkenin topyekün olarak bir demokrasi arayışı, mücadelesi söz konusudur. İmralı'da söz konusu olan da esasında bütün bu arayışları baskılamak, bunları geriletmek, yok etmektir. İmralı sisteminin, İmralı konseptinin üzerinde vücut bulduğu esas mevzu budur, bu olmaktadır. Bu nedenle var olan bu insan haklarına aykırı, bu işkenceye bütün kurumların, bütün dünyanın gözünü yumması bu sebeple geliyor. Demin bahsettiğimiz kurumlar irade olsun, zimni olsun bir şekilde İmralı tecrit sisteminin oluşmasında, kurumsallaşıp süreklileşmesinde payları vardır. Ya bilerek bir dahiliyet ekseninde olmuştur bu, ya da görevlerine ve sorumluluklarına sahip çıkmamak şeklinde söz konusu olmuştur. Ancak bunu en son gördüğümüz gibi de Nevroz meydanları bütün bu durumlara karşı Sayın Öcalan'ın temsil ettiği değerlerin yaratmış olduğu motivasyonla Nevroz meydanlarını doldurmuştur. Bu ülkenin esas sorununun Kürt sorunu olduğunu, bunun da çözümünde temel muhatabın Sayın Öcalan olduğunu göstermiştir bizlere. Adeta bütün dünya, bütün Orta Doğu, bütün Avrupa savaşlarla şiddetle çalkalanırken, otoriter rejimler bütün hatları baskılamış, hatlar geriye çekilmişken, Nevroz meydanları bize gerçek anlamıyla bir demokrasi pratiği, gerçek demokrasinin nasıl olacağını gösterdi ve bu demokrasi pratiğini hayata geçiren de Sayın Öcalan'ın temsil ettiği değerler ve kendisinin sağlamış olduğu motivasyondu. Temel motivasyon kaynağı buydu. Bu anlamda bunu görmemiz gerekir. Bu meydanlara kulak vermemiz gerekir. Çok açık söylüyorum. Sayın Öcalan üzerindeki tecridi mutlaklaştırıp en ufak bir bilgi kırıntısına dahi izin vermeyerek ancak bir yanıyla da bunun manipülasyonlara vesile edip buradan siyasi rant elde etmeye çalışan iktidar odakları başta olmak üzere bir şekilde de bu hukuksuzluğu takip etmekle yükümlü olmalarına rağmen Kürt sorununda çözümden kaçınmak adına manipülasyonun bir farklı şekli olarak meclisi işaret edenlerin bu Nevroz meydanlarında açığa çıkan Öcalan gerçekliğini görmeleri, buna kulak vermeleri gerekmektedir. Meclis iradesini esas gösterenlerin öncelikle meclisin bir yasama organı olduğu, en ciddi işlevinin ve görevinin toplumdan almış olduğu temsiliyetle yasa yapmasıdır. Yasama organıdır. En ciddi işlevi budur. Eğer meclisi işaret ediyorsanız, meclis elinden çıkma anayasa ve yasalara işlerini kazandırmanız gerekir.
bir ülkenin demokratlığı ve hukukluğu, yasaların çoğulculuğu, demokratikliğiyle ölçülür ve ne kadar geride olursa olsun bunların uygulanabilme kapasitesiyle ilgilidir. Siz eğer meclis söylemini, ki bu yanlış bir söylemdir anlamda söylemiyorum, sembolleştiriyorsanız, işkenceyi yasaklayan bir anayasanın niçin İmralı'da vücut bulmadığını belirtmek durumdasınız. Bir yıldır neden, bir yılı da aşan, 23 yıldır Sayın Öcalan ve yanında bulunan diğer müvekkillerimize neden işkence vari tutumlar olduğunu, anayasaya aykırı hareket edildiğini belirtmek zorundasınız. Bunu kamuoyuna açıklamak zorundasınız. Anayasada ayrımcılık yasaklanmışken Sayın Öcalan şahsında bu ilke neden ters yüz ediliyor? Neden uygulanmıyor? Bütün mahpuslara, bütün hükümlü ve tutuklara uygulanan yasalar niçin İmralı Ada Cezaevinde geçerli olmuyor? Bu yasaları takip etmekle yükümlüsünüz. Bu topluma karşı bir sorumluluğunuzdur ve ayrıca kurmuş olduğunuz söylemlerin samimiyeti içinde bir eşik noktasıdır. Bu anlamda sadece siyasi odakları kastetmiyoruz elbette. Çok daha acı bir yönü var ki biz birçok sivil toplum kurumuna başvurduk. Diplomatik görüşmelerimiz var. Ulusal olsun, uluslararası anlamda olsun. Bu yasaların uygulanması, bunların insan haklarına uygun bir şekilde hayat bulması aynı zamanda sivil toplumun, her yurttaşın hak ve görevi olduğu oranda sivil toplumun da esaslı sorumluluğudur. Biz çok açıkçası 30'un üzerinde baroya başvuruda bulunduk. Meslek örgütleridir bunlar. Avukatların görevini yapması için gereken imkanları hayata geçirmeleri gerekir. Ancak elbette bir iki olumlu yaklaşım da oldu. Fakat bunları gözetlemek konusunda, takip etmek konusunda problemler söz konusu. Bakın 2019 yılında açlık grevleri meydana çıktığında ve bu hukuksuzluğa son bulması için son kertede açığa çıktığında aydınlar, yazarlar, basın köşelerinde, internet sayfalarında haklı ve doğru bir taleptir. Siz bunu sonlandırın, bize devredin, biz takip edeceğiz dediler. Ancak şu an gereken alanlarda bu sorumluluk yine Nevruz alanlarına düşmüştür. Yine halka ve topluma düşmüştür. Bu anlamda bütün vicdan sahibi, sorumluluk sahibi herkesin görevlerine sahip çıkması gerekir. Alanlardaki bu taleplere sahip çıkması gerekmektedir. Diğer bir yönüyle de şunu belirtmek gerekiyor ki, yani işin toplumsal boyutundan ziyade daha önce de söylediğimiz gibi kabul edilemez bir işkence durumu gerekiyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Mevcut yargı içtihatlarına göre, evrensel hukuk ilkelerine göre İmralı'da süre gelen çok çok ciddi bir işkencedir. İşkencenin en ileri boyutlarda vücut bulmasıdır. Bakın bir yıl boyunca Sayın Öcalan'dan haber alamıyoruz. Bu bir yıldır haber alamama durumu her türlü belirsizliğe yol açan bir politikaya denk gelmektedir. Ancak bir de şu var, bir yıl boyunca dışarıdan hiç kimseyle görüşmeden 23 saatini, 22 saatini en son verilere göre konuşuyoruz. Daracık bir hücrede geçirmek başlı başına bir işkencedir. Bu kişinin maddi, manevi, fiziki, ruhsal bütün kişiliğini tahrip etmeye dönük gizli bir işkence yöntemidir. Yani bir yıldır haber alamıyoruz diyoruz da ondan önce de günlük gülistanlık bir durum yoktu. Ondan önce de son temas 27 Nisan 2020 tarihinde yine bir telefon görüşmesiydi. Bir yıl öncesine tekabül etmektedir. Yani böyle fiziki olarak gördüğümüz, gözlemlediğimiz durumlar da söz konusu değildir. 23 saat boyunca hücrede tutacaksınız. En sıradan insan ve canlı temasından uzak tutacaksınız. Ama yılda bir 5 dakikalık bir telefon görüşmesiyle bunu sümen altı etmeye çalışacaksınız. İşkence yöntemidir. Kabul edilmesi mümkün değildir. Sayın Öcalan zaten en son telefon görüşmesinde de bu durumu teşhir etmiş. Hepimize sorumluluklarımızı hatırlatmıştı. Bu hukuka uygun değildir. Siz de devlet de tehlikeli oynuyorsunuz. Hukukun burada işlerini kazandırması gerekir demişti. Hepimize sorumluluklarını ve görevlerini hatırlatan bir söylemdi. O kısa zaman aralığında dile getirme fırsatı bulduğu bir cümleydi bu. Bu yönüyle bütün kurum kuruluşların insan temel hak ve hürriyetlerini denetlemekle yükümlü olan demokrasiyi, barışı, özgürlükleri kendisine dert etmiş bütün aydınların, bütün muhaliflerin, bütün yurttaşların bu çağrıya kulak vermesi gerekir. Bu talebin gereğini yapması gerekir. Bu yönüyle müvekkillerimizin derhal aile ve avukatlarıyla görüşmeleri, İmralı Adası'ndaki yasal haklarının tesis edilmesi doğrultusunda sorumluluk almaları ve bu talebi büyütmeleri gerekmektedir. Nevruz meydanları bu taleplerin zirve noktası olduğu, var olan tecidin sadece bir bireye dönük değil,
sadece Sayın Öcalan'a dönük değil, bütün Türkiye demokrasisine, Türkiye halklarına dönük bir tecrit olduğunu dile getirdiler ve Öcalan'sız bir çözümün mümkün olmadığını, çözülebilecek bir hadisenin olmadığını hepimize gösterdiler. Göstermiş oldu bu meydanlar, bu alanlar. Herkesin bu talep etrafında kenetlenmesi gerekmektedir. Bu çağrıyı büyütmemiz gerekir. Yani bu sadece son bir yıllık dönemle değil, İmralı konseptinin şekil bulma hali budur. İmralı'da Sayın Öcalan'a hem fiziken hem ruhsal olarak zamana yayılı bir şekilde tüketmeye dönük bir politika hayata geçirirken bir yanıyla da bundan politik ve toplumsal sonuçlar elde etmek amaçlanıyordu. Sayın Öcalan'ın Kürt halkında temsil ettiği değerler bilinmektedir. Kürt halkıyla arasındaki bağ bilinmektedir. Bu nedenle bunu tüketmeye dönük bir girişim söz konusuydu. İmralı konsepti tam olarak buna tekabül etmektedir. Ama her iki amacı da başarılı olamadı. Sayın Öcalan'la Kürt halkı arasındaki bağ gittikçe güçlendi ve Sayın Öcalan'ın pozisyonu evrensel bir düzey kazandı. Bugün Sayın Öcalan'ın özgürlük istemi sadece Nevroz meydanlarında değildir. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, dünyanın dört bir yanında Sayın Öcalan'ın fikirleri tartışılıyor ve kendisinin özgürlüğü talep ediliyor. Evrensel bir barış için, genel bir demokrasi için bu talep ediliyor. Esasında bitirilmek istenen buydu, ancak başarılamadı.